Merhaba arkadaşlar, biliyorum YouTube kanalındasınız. Bilgi sarmalı AYT branş denemelerini çözmeye devam ediyoruz. 14. denemedeyiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Hemen başlayalım. Aşağıda böyle saksı bitkisi belirtilen şartlarda bir süre bekletilmiş. Buna göre diyor hangileri gözlenebilir. Şimdi bakalım arkadaşlar, 25 santigrat derecede ışık var. Fotosentez tepkimelerine bağlı olarak diyor hangileri gözlenebilir. Tüketilen karbondioksit miktarı, bu fotosentez demek değil mi zaten? Tüketilen karbondioksit. Tüketilen karbondioksit dediğine göre gece olmaz zaten fotosentez. Direkt fotosenteze bakacağız. Gündüz öğlen saatinde artar. Sonra akşama doğru ne yapar? Azalır. Bunu çizeriz. Üretilen oksijen, bakın bu da aynı şekilde fotosentezi ifade ediyor. Bunun grafiğinde gene ne olması lazım? Grafiğin aynı olması gerekirdi değil mi? Gece nasıl oksijen üretilecek? Bu yanlış oldu. Üretilen besin fotosentez tepkimine bağlı olarak diyor ya arkadaşlar. Bu da nedir? Fotosentez üretilen besinden bahsediyor. Bunun da aynı şekilde ne olması lazım? Birinci grafik gibi olması lazım. Cevabımız zaten olacak. İkinci soru arkadaşlar, fermentasyonla ilgili. Yoğurt sevilen bir fermente ürünüdür. Çok eski zamanlardan beri tüketilen ve faydalı olarak bilinen bir üründür. Peki süt nasıl olur da yoğurt haline gelir? Yoğurt oluşumu bir fermentasyon olayıdır. Bu olayda süt içerisinde bulunan süt şekerini, yani laktoz canlıları fermente ederler. Fermentasyon sonucunda laktik asit ve yan ürünler oluşur. Oluşan laktik asit ortamın asitliğini artırır, yani pH'ini azaltır. Meydana gelen asitlik artışı ile de süt içerisinde bulunan proteinlerin denatür olmasını, yapısının bozulmasını sağlayarak pıhtılaşmayı sağlar ve yoğurt elde edilir. Gerçekleşen bu işleme laktik asit fermentasyonu denir. Yukarıda belirtildiği şekilde sütün yoğurda dönüşmesinde görev alan canlılar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu işi yapan kimdir? Yoğurt bakterisidir. Bakın, yoğurt bakterisi. Yoğurt bakterisi. Virüs olmaz zaten arkadaşlar. Virüslerin zaten bu tarz enzimleri yok. Yani fermentasyon, solunum falan onlar zaten yapamıyorlar yani. Mantar arkadaşlar, ilk karşımıza gelecek olan nedir burada? Bira mayasıdır değil mi sorularda? Bira mayası. Bira mayası hangi fermentasyonu yapıyor? Etil alkol fermentasyonu yapıyor değil mi? Dolayısıyla burada arkadaşlar bira mayası kullanmayız. Biz arkadaşlar protistaları tabii ki mayalamada falan kullanmıyoruz. Memeli hayvanlar arkadaşlar çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde görüyoruz. Biz bunlar böyle tabii ki yoğurt ne yapmıyoruz? Mayalamıyoruz. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yoğurt bakterisi olduğu için bu işi yapan cevabımız Bursa olacak. DNA, RNA ve ATP molekülleriyle ilgili olarak diyor hangileri ortaktır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. DNA'da ne var? Baz artı şeker artı fosfat dediğimiz nükleotitler var. Tabii ki bunlar bir araya gelerek ne yapıyorlar aynı zamanda? Fosfodiester bağ kuruyorlar ve zincir oluşturuyorlar yani. Bu bağ ne diyoruz? Bu ikisi arasındaki bağ. Fosfodiester bağ diyoruz. Fosfodiester. Bazla şeker arasındaki bağın adı ne? Glikozit bağı. Şekerle fosfat arasındaki bağ da arkadaşlar ester bağ. DNA ve RNA bu şekilde. ATP'de ne var? Baz olarak adenin bazı var. Artı şeker olarak riboz şekeri var. Artı fosfat var gene bunda da. Burada da gene glikozit bağı var. Bakın şu glikozit bağıdır. Şu nedir? Ester bağıdır. Bunda ne var işte? ATP'de yüksek enerjili fosfat bağları var iki tane. Şimdi bu ikisinde ne ortaktır diye soruyor bize. Fosfodiester bağı. Şimdi arkadaşlar ATP zinciri diye bir zincir yok ki. Dikkat edin. Burada nükleotide zincir kuruyorlar DNA ve RNA'da. Fosfodiester bağı bunlar arasında oluyor zaten. Dolayısıyla bir ATP'de fosfodiester bağı olmaz. Pentoz şekeri, işte riboz şekeri var. Bunlara ne var? DNA'da deoksiriboz, RNA'da gene riboz şekeri var. Şeker ortak. Bunu söyleyebiliriz. Zayıf hidrojen bağı. Bunda zaten yok. Tek zincir olduğu için RNA'da da yok ama DNA'da iki zincir olduğu için iki zincir arasında zayıf hidrojen bağları var. Dolayısıyla cevabımız ortak olan yalnız iki oldu. Aşağıdaki şekilde embriyonun göbek kordonu ile anne arasında madde alışverişlerinin gerçekleştiği plasenta gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Göbek kordonunun yapısında iki atar bir toplar var. Aynen öyle bakın. İki tane atar damar var. Kirli kanı bu plasentaya getiriyor. Bir tane toplar damar var. Temiz kanı embriyoya geri götürüyor. Bu doğru. İki atar bir toplar var. Göbek kordonu toplar damarı temiz. Göbek kordonu atar damarı kirli kan taşır. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii embriyoya göre düşüneceksiniz. Bunlar embriyonun atar damarları. Normalde atar damarlar ne dedik biz? Temiz kan taşır. Kim istisna demiştik? Akciğer atar damarı istisna demiştik değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar göbek kordonundaki atar damar da istisnadır. Bu atar damar kirli kan taşır. Toplar damarı normalde kirli kan taşırken akciğer toplar damarı neydi?
temiz kanı taşıyordu. İşte buradaki toplardama da arkadaşlar istisnadır. Niye? Çünkü burada temizlenen kanı çocuğa geri getiriyor ya. Bu nedir? Bu da toplardamardır. Dolayısıyla bu da doğru. Anne kanındaki al yuvarları plasentadan göbek kordonuna geçer. Dikkat edin arkadaşlar, anne ile çocuğun kanı birbirine karışmaz. Madde alışverişi olur. Oksijen ne yapar? Buradan diyelim çocuğun kanına geçer. Karbondioksit ne yapar? Annenin kanına geçer. Besin, işte glikoz, amino asit, vitamin filan çocuğun kanına geçer. İşte üre gibi, ondan sonra atık maddeler filan ne yapar? Annenin kanına geçer. Dolayısıyla kanları karışmaz. Hatta şöyle düşünün de çocuk A, anne B olamaz mı? Olabiliyor da, olabildiğine göre bunu nasıl karıştıracaksınız bu kanları, değil mi? Cevabımız ne oldu? 1-2 oldu. Aşağıdaki şekilde arter toplar ve kılcal damarların yapısı gösterilmiş diyor. Damarlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Arter damarlar yüksek kan basıncından zarar görmemesi için fazlaca elastik lif bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Bu arter damarların bağ dokuda özellikle bol miktarda lif var ki basıncı yüksek olduğu için zarar görmez. Kılcal damarlar tek katlı yassı heptelerin oluştuğundan kolaylıkla madde alışverişi gerçekleşir. Bakın endotel dediğimiz tabaka endotel. Bu tek katlı yassı heptelerden yapılıdır. Hepsinde var. Ama kılcal damarlar sadece bundan yapılıdır. Duvarı ince olsun ki kolaylıkla ne yapabilsin? Maddeler buradan doku sırasına geçebilsin. Aynı şekilde atıklar da kolaylıkla kana geçebilsin diye arkadaşlar. Ne var bunda? Tek katlı yassı heptel var. Bunu da söyleyebiliriz. Toplar damarın çapı arter damardan küçük olduğundan az miktarda kan bulundurur. Bunu söyleyemeyiz. Zaten toplar damarlarına çapalarının arter damarlarına daha fazladır. Hatta kanımızın %60'ı toplar damarlarda bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Cevabımız Denizli oldu. Aşağıdaki grafikte 3 farklı canlı türünün yaşa bağlı hayatta kalma oranları gösterilmiş. Güzel. KLM türleriyle ilgili hangileri doğrudur? Hayatta kalan değil mi? Hayatta kalma. Bakın bu hayatta kalan birey sayısı. Hayatta kalan birey sayısı. Bakın M'de çok hızlı azalmış. Görüyor musunuz hayatta kalan? Yani bunlar erken yaşta bakın genç yaşta ölmüşler. K ise genç ve ergin bireylerde arkadaşlar hayatta kalan birey sayısı fazla. Yaşlılarda az. K için bunu diyebiliriz. Bu da ortalama arkadaşlar. Bir hayatta kalan birey sayısı var bunda. K türünde yavru ölümleri çok fazla görülür. Yavru ölümleri K'da değil, M demesi lazım. Bakın genç yaşta hayatta kalan birey sayısı az ya, ölümler fazla demek yani bu. Bu yanlış oldu. L, yavru bakımının gördüğü bir kuş türü olabilir. Olabilir arkadaşlar, bunu söyleyebiliriz. M, çok sayıda yavru üreten omurgasız bir tür olabilir. Çünkü arkadaşlar, bunda hayatta kalan birey sayısı çok az olduğu için bu genç yaşlarda, dolayısıyla çok fazla sayıda yumurta üretmesi lazım ki, yavru üretmesi lazım ki, birileri yaşayabilsin yani. Popülasyon devam edebilsin. Cevabımız Denizli olabilir. Aşağıda bir Kasım evleri gösterilmiş. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar burası uyartı verilen an. Uyartı verildikten sonra kasılmaya kadar geçen evreye biz ne diyoruz? Gizli evre diyoruz. Burası kasılma evresidir. Burası gevşeme evresidir. Burada dinleme evresi diyebiliriz. Bu evrede nedir arkadaşlar? Bakın A ve D evrelerinde kas tonus halindedir. Hafif kasılı halde bekler. Bunun da sebebi nedir? Gelen uyartılara bir an önce cevap vereyim diye bu şekilde hafif kasılı halde bekler kaslarımız. A gizli devredir. Doğru. B'de diyor kalsiyum iyonlar sitoplazmaya dağılır. Şimdi arkadaşlar normalde kalsiyum iyonları nerede bulunuyor? Ere içerisinde veya sarkoplazmik retikulumda bulunuyor. İşte kasılma sırasında yani şöyle hücreye şöyle düşünürseniz şunlar aktin miyozin iplikler ya. Diyelim ki şurada ERE ne yapmış? Kalsiyum depolanmış. Bakın buna göre dikkat edin. Eğer ERE'den dışarıya çıkıp sitoplazma geçiyor diyorsa ne yapacak? Kalsiyum gidecek, aktimiyozun arasına girecek ya. Yani kasılma olacak yani. Sitoplazmaya dağılır dediği bu. Yani kasılma ifade ediyor. B'de kasılma var. Doğru. C'de diyor I bandı genişliği artar diyor. Gevşemede I bandı artar. D aralığında kreatin miktarı azalır. Önce kasılmada ne olur onu söyleyelim. Kasılma sırasında bakın şu reaksiyon gerçekleşir. Kreatin fosfattaki fosfat ADP'ye aktarılır. Ve ATP artı kreatin oluşur. Biz nasıl ifade ediyoruz? Kreatin fosfat azalır, kreatin artar. Ne zaman? Kasılmada. Ama dinlenmede ne olur? Dinlenmede kreatin fosfat enerji kaynağı deposu olarak kullanılıyor ya burada. Depo formu gibi kullanılıyor. Burada ne olur? Tam tersi olur. Yani kreatinle beraber kreatin artı
ATP fosfat buna aktarılır. Ne dönüşür bu? Kreatin fosfatı dönüşür. Artı ADP'ye dönüşür. Ne oldu burada? Ya nasıl ifade ediyoruz bunu? Kasılma sırasında kreatin fosfat azalır, kreatin artar. Dinlenmede ise kreatin azalır, kreatin fosfat artar. Burada ne diyor bize? D aralığında kreatin miktarı azalır. Doğru, kreatin fosfat artıyor ya dinlenmede. Bunu da söyleriz, cevabımız Edirne olacak. Aşağıda bir hormonun kanda miktarının artışına bağlı insan vücudundaki bazı özellikler gösterilmiş diyor. Diyor ki bu hormon hangisidir? Kan basıncını ve hacmini artırıyor. Bunu arkadaşlar kim ne yapabilir? Tiroksin yapabilir. Değil mi? Kan basıncını artırmayı. Adrenalin falan yapabilir. İşte aldosteron falan yapabilir. Böbrekteki arkadaşlar potasyum atılımını artırıyor. Bakın böbreklerden sodyum ve klorü geri emiyor. Potasyum atılmasını sağlıyor. Eksikliğinde Addison hastalığı görülüyor. Bu hormon hangisi arkadaşlar? Tabii ki aldosteron değil mi? Aldosteron. Fazla olunca ne olur? Böbreklerden tuz geri emilir. Kandaki tuz miktarı arttığı için kan ozmotik basıncı artar. Devamında arkadaşlar böbreklerden su geri emileceği için kanın hacmi artar. Kanın hacmi arttığı için bu sefer ne olur? Kan basıncı artar. Potasyum arkadaşlar atılamadığı için deride birikir ve deri tunç rengini alır. O yüzden bu hastalığa biz tunç hastalığı da diyoruz. Tamam mı? Bu aldosteron. Peki tiroksin ne yapar arkadaşlar? Tiroksin metabolizma hızını ayarlayan bir hormon. Artarsa ne olur? Metabolizma hızlanır. Metabolizma hızlanırsa ne olur? Kilo kaybı olur. Vücut ısısı artar. Sinirlilik hali falan ne yapabilir? Görülebilir. Eksikliği olursa ne olur? Uyuşukluk olur, üşüme olur, vücut ısının düşüklüğü olur filan değil mi? Kilo alma yani yediğini yakamama filan durumları ortaya çıkabilir. Fazla salgılanması hipertiroidizm, az salgılanması hipotiroidizm olarak adlandırılır. Eğer fetüste veya büyüme döneminde eksikliği olursa kretinizm dediğimiz arkadaşlar zeka gerilerinden olabilecek hastalık ortaya çıkar. Yetişkinlerde eksikliği olursa ne oluyor? Miksödem dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Aldosteron arkadaşlar söyledik zaten. ADH ne yapıyor? Böbreklerden suyun geri emilimini uyarıyor. Eksikliği olursa ne olur bu arkadaşlar? Böbreklerden su geri emilemez yeterince. Ondan sonra cıma vücut su kaybeder. Çok idare çıkar kişi. Aynı şekilde ne yapar? Çok da su içer tabii ki su kaybettiği için. Bu hastalığa biz ne diyoruz? Şekersiz şeker hastalığı diyoruz. Neden şekersiz şeker hastalığı demişler? Arkadaşlar şeker hastalarında da fazla su içme ve fazla idrara çıkma görülüyor. Yani belirtileri benziyor. Ama şeker hastalarının idrarında şeker bulunur. Ama bunların arkadaşlar idrarında şeker bulunmaz. O yüzden bu hastalığa yani idrarında şeker olmayan anlamında şekersiz şeker hastalığı denmiş. Kortizol arkadaşlar ne yapıyor? Proteinlerin ve yağların karbonhidratlara dönüşümünü uyarıyor. Dolayısıyla ne yapmış olur? Kan şekerini artırmış oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar alerjik reaksiyonları önlediği için kortizol ve türevleri ilaç olarak kullanılıyor arkadaşlar. Alerjik reaksiyonları önleme özelliği var. Uzun süreli streste ne yapıyor? Vücudu koruma gibi bir özelliği de var. Adrenal arkadaşlar Yusuf hormonu ne yapıyor bu? Solunumu hızlandırıyor, dolaşımı hızlandırır, kan basıncını artırır, nabız artar, göz bebekleri büyür. Bazı damarların işte daralmasında falan görev alabilir değil mi? Korku, stres, heyecan durumlarında ne yapıyor? Kan işte beyne filan yönlendiriyor. Orada görevi var. Aynı zamanda arkadaşlar kanın pıhtılaşma süresini ne yapıyor bu? Kısaltıyor diyebiliriz. Çünkü yaralanma olabilir. Kan kaybından gitmeyelim diye yani. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insana ait boşaltım sisteminin bazı bölümleri gösterilmiş diyor. Buna göre numaralı bölgelerin hangisi kanın plazma kısmına en fazla benzer diyor. Bir neresi arkadaşlar burada? Bowman kapsülü. Bowman kapsülü burası. İki nedir arkadaşlar? Böbrek toplar damarı bu. Böbrek toplar damarı. Üç nedir arkadaşlar? Üreter burası. Dört mesane. Beşte arkadaşlar üretradır. Biliyorsunuz arkadaşlar hücre zarından geçebilen maddeler ne yapıyorlar? Bowman kapsülüne geçiyorlar. Belki bazı büyük proteinler falan geçemiyor işte. Onun dışında arkadaşlar burada süzülen sıvı, süzüntü yani Bowman kapsülündeki süzüntü plazmaya arkadaşlar en çok benzer. Dediğim gibi bazı proteinler falan belki içinde bulunmayabilir büyük proteinler yani. Ama bir kısım protein süzüntüde bulunabiliyor. O yüzden arkadaşlar Bowman kapsülündeki sıvının plazmaya en çok benzediğini söyleyebiliriz.
Burada diyebilirsiniz hocam işte toplar damar yani kan var burada. Ama bunun içerisinde arkadaşlar kan hücreleri falan da var. Alyu var, akü var, trombositler. Dolayısıyla farklılık yine biraz daha fazla olmuş oluyor. Ama Bowman kapsülündeki sıvı yani süzüntü plazmaya daha çok benzediği söylenebilir. Bu da arkadaşlar güzel bir soru aslında. Akciğerlerde alveolin epitel hücreleri tarafından salgılanan fosfolipid ve protein yapılı sürfaktan adlı kimyasal madde için hangileri doğrudur? Arkadaşlar esneklik kazandırıyor. Daha kolay şişip büzülmesini sağlıyor. Yüzey gerilimini azaltır. Aynı şekilde arkadaşlar nefes alıp verme sırasında alveolin zarar görmesini engeller. Bunu da söyleyebiliriz. Solunum yoluyla su kaybını engeller. Bunu da arkadaşlar söyleriz. Bunlar bunun görevleridir zaten. Aynı zamanda burada neler var? Bazı akyuvarlar var, antikorlar var. İşte havada bulunan antijenleri, işte mikropları falan ne yapar bunlar? Çöktürürler veya fagositozda yok ederler. Bağışıklıkta da arkadaşlar bu tarz bir görevi var. Savunmanın birinci hattında görev aldığı söylenebilir. Cevabımız Edirne olacak. Beyin ölümü kafatası içindeki beyin sapı, beyincik gibi bölgelerin tamamının diyor tüm aktivitelerin kalıcı yani geri dönüşümsüz olarak yitirilmesi durumudur. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi tıbben ölü durumdadır. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde vücudun belli bir noktasına dokunulduğunda kolların göğüste çapraz bir şekilde istemsiz olarak kapanmasına mumya pozisyonu yani Lazarus refleksi adı veriliyor bu olaya. Buna göre diyor Lazarus refleksi ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar refleks olduğuna göre tabii beyin ölmüş ama omurilik kontrol ediyor. İstemli olsa beyin kabuğu lazım buna. Beyin ölmüş. Hareket eden kol kaslarının uyarılması için nörona ihtiyaç yoktur. Olur mu öyle şey? Buradaki kaslara ne olması lazım? Motor nöron uyartı getirmesi lazım. İşte omurilikten çıkan motor nöron arkadaşlar burayı uyartı getiriyor zaten ve o şekilde bu kaslar kasılıyor diyebiliriz. Cevabımız Adana olacak. 12'nin sonra ne diyor? Aşağıdaki şekilleri tek ve çift çenekli bitkinin farklı organları karşılaştırılmıştır diyor. Bakın yapraklar karşılaştırılmış. Biliyorsunuz paralel damarlanma var, ağsı damarlanma var. Şekilde mısır işte, mısırı düşünün işte. Mısırı görmüşsünüz illaki. İşte buna da elma, armut falan düşünün işte. Elma, armut falan filan fasulye de olabilir tabii. Kökleri nedir? Bunun saçak köklü, kazık köklü. Bu da nedir arkadaşlar? Kambiyum yok bunda biliyorsunuz. Dağınık dizilmiş, kısilen filan bunlar. Burada ise kambiyum var. Bu damar kambiyumu biliyorsunuz. Damar kambiyumu sayesinde içteki neydi bunun? Kısilemdi. İçe doğru kısilem oluşturuyor. Dışa doğru da floem oluşturarak bu şekilde ne oluyor? Bir görünüm kazanmış oluyor. Bunlar hepsi doğru işte. Burada bir yanlışlık göremedim ben. Aşağıda mısır bitkisinin tohumuna ait kısımlar numaralarak gösterilmiştir diyor. Buna göre tohuma ait kaç numaralı bölge tohumu taşıyan bitkili aynı kalsal yapıdadır. Bakın bu da arkadaşlar ben videoda bunu anlattım. Dikkat edin. Döllenmeyle oluşan yapılar farklıdır. Kim döllenmeyle oluşuyor? Endosperm döllenmeyle oluşur. 3N kromozomlu. Embriyo bakın. Embriyo içinde geçen her şey nedir bunlar? Döllenmeyle oluşan yapılar. Çenek de arkadaşlar nedir? Embriyon bir parçasıdır burada. Bu da gene döllenmeyle oluşmuştur. Tohum kabuğu ve bunun yanına meyveyi de ekleyebilirsiniz. Bunlar nedir arkadaşlar? Döllenmiş hücre bunların yapısında bulunmadığından dolayı bunlar ana bitkili aynı genetik yapıdadır. Ama döllenmeyle oluşan endosperm, embriyo, embriyo bir parçası olabilen çenek için arkadaşlar ne diyebiliriz? Bunlar döllenmeyle oluştuğu için ana bitkiden farklı genetik yapıdadırlar diyoruz. Burada tohum kabuğu ana bitkili aynı genetik yapıdadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.